Oyun bozandan herkese selamlar dostlar. Bugünkü draftlara doyamayacaksınız. Haberiniz olsun. Bir tane daha draftımız var. O da sizlere sürpriz olsun. Bunu tahmin eden arkadaşımız varsa yarınki paylaşacağım videoda ismini söyleyeceğim. Bakalım kim tahmin edecek. Bu videonun altına yazın. Bundan sonra bir tane daha draft gelecek. Bugün oynanacak bir tane maç var. O maçı da draft ettim. Bakalım kimler bilecek. Şimdi hemen Trabzon Galatasaray draftına geçelim. Hemen 3 tane yapalım. Bakalım kimler geliyor. Bizim kadro biraz güzel, biraz değil. Şimdi bizde kimler var, kimler yok? Bir bakalım. Bizde forvet Tavares var. Sıkıntılı. Falcao orada, Babel orada. Forvete ihtiyacımız var. Sol açık var, sağ açık yok. Kalecimiz kim? Uğurcan Çakır. Tamam, ofansif orta saha var. Orta saha var. Şimdi sol açık Envakan ve sağ açığa Fegoli ile deneyelim. Fegoli ile başlayalım. O zaman. Onlar bizden kim alabilir? Ofansif ortası Arda Turan. Belki Belen'de alabilirler. Stoperleri kim? Stoper Edgar ve Ozan Bafor var. Şey, Victor Hugo varmış sağ üst köşede. Onu görmedim. Belki bizden Luyendama'yı transfer etmek isteyebilirler. Çünkü stoperleri sıkıntılı biraz. Bakalım ilk takasımız nasıl gerçekleşecek? Herkes istediğini aldı. Emrak Baba'yı ne yapacaksın sen ya? Allah aşkına, ofansif ortası Arda Turan var sende. Neyse, sağ kanat, sağ açık, sol açık aldık. Şimdi bizde ofansif orta sahada kim vardı? Belanda var. Forvet'e Tavares var. Forvet'i Falcao'yu deneyebiliriz. Denesek mi? Deneyelim. Zarar gelmez. Onlar bizden kim alabilir? Ofansif orta saha aldıklarına göre orta sahada başka oyuncuları yok. Bizden bir orta saha daha alabilirler. Ama ben Fegoli'yi korumak istiyorum ilk etapta sağ açık için. Onlar bizden, gençler, Eto'yu alabilirler. Haberiniz olsun. Bakalım kim alacaklar. Hadi bakalım, ikinci takasımız gerçekleşiyor. Fegoli'yi korudum. Falcao'yu kaptım. Çok güzel takas oldu. Vallahi çok iyi oldu. Çünkü şu an forvetleri kalmadı. Şu an forvetleri yok. O yüzden onlardan bir oyuncu daha çalarsam müthiş olacak. Şu an onları sıkıntıya sokacak bir isim lazım bana. Stoper. Sağ bek. Stoper. Sol bek. Sağ açık. Şu an onların... Şu an zaten onlarda forvet yok. O zaman bizde ofansif orta sahada Belanda var. Ama Emrak Baba belki orta saha oynayabilir. Çok emin değilim. Bizim stoper Luyendama, Ryan Donk güzel. Bilemedim ki gençler. Kim alıp da Galatasaray'ı zora soksak. Babel olmaz. Sol açık, sağ açık. O zaman iyice bitebilirler. Bizim solda da zaten Envakame var. Tamam, Babel'i alıyorum o zaman. Babel biraz daha mantıklı geldi yani onları zora sokmak için. Onlar benden kesinlikle Falcao'yu isteyecektir. İstemiyorsa da Tavares'e teklif gönderecektir. Çünkü forvetleri yok. Forvetlere ihtiyacı var. Hemen Fettahoğlu'nu verelim. Bakalım. Üçüncü takasımız nasıl gerçekleşecek? Fegoli istedi. Lan Fegoli'yi ne yapacaksın ya? Forvet oyuncun yok senin. Çok merak ediyorum Galatasaray'ın forvetinde kim var? Ah, kim var? Çağlayan var. 68 ile oynuyor. Kanatla oynarsınız. Neyse, yapacak bir şey yok. Gençler, bu arada şöyle bir karar aldım kendime. Daha önceki draftlarda yapmadım ama bundan, yani bu ve bundan sonraki draftlarda yapacağım. Oyuncuların yerini kesinlikle değiştirmeyeceğim.
takımlar orijinal oynama mevkileriyle o şekilde oynayacağız. Sadece oyuncuların yerlerini değiştirebiliriz. Hani bir tık mesela Eto'yu böyle alıp Belende'yi böyle alıp Belende'yi ofansif orta sahaya çekip bu şekilde oynayabiliriz. Ama onun dışında oyuncuların yerlerini değiştirmeyeceğim. Yani mesela sağ açık sol açık olarak ellemeyeceğim. Maçın içinde değiştirebiliriz ama maçı öyle başlamayacağız. Tamam, bence böyle güzel. Bizim takım iş yapar. Galatasaray işi zor. Genel ayarlar, süperstar. Ya şuradan topu niye değiştiremiyorum ben ya? Acaba başka bir ayarlarım var onun. Neyse, onlara sonra bakarım ben. Şuradan formalarımıza bakalım. Şöyle değişik forma olsun diye. Tamam, sen siyah ol, ben de beyaz olayım. Stadyum, gece kar ve mücadeleye başlayalım. Trabzonspor Galatasaray derbisine, draftına hoş geldiniz dostlar. Bu maçın skorunu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu akşam oynanacak. Bakalım skoru kimler tahmin edebilecek? Belanda. Pası Taylan'a. Taylan, Saracchi. Ömer Bayram. Ömer Bayram pası hatalı ama Belanda da kaldı. Belanda'ya çok fena dallar. Haydi Saracchi. Ömer Bayram. Belanda. Belanda'nın pası. Orada faul vardı ama vermedim. Olcan Çağlayan. Alırız onu. Helal. O ya Falcao nasıl vuramazsın o topa? Trabzon şu an çok şey Galatasaray şu an çok sıkıntı çekiyor orta sahada. Ama sıkıntı çekmesine gerek yok. Ben buradayım. Ben o pası atarım hemen onlara. Haydi Falcao. Falcao'dan çok güzel. Belanda'ya. Belanda lan salak ne yapıyorsun orada? Allah Allah. Ulan şu şey hep sürekli bana denk geliyor ya. Ne güzel gole gidiyorum. Adam sekiyor top başka yerinde. Etobo Elal. Aldı verdi. Ekonomiye cam kattı. Foul. Kırmızı ver be. Kırmızı ver. Ya şu foller beni bitiriyor arkadaş ya. Olmayan folleri foul çalıyor hakemler. Galatasaray'ın işi gerçekten zor çünkü forvetleri sıkıntılı. Bizim bir an önce gol bulmamız lazım. Ya şu yukarıdaki adamı koşturmaya çalıştım, koşturamadım. Adam koşmadı be. Belanda, Taylan. Saracchi, Ömer Bayram, Taylan. Taylan'ın pası Falcao'ya geçmedi. Abdülkadir Ömür, Falcao, Falcao dışarı. Hakem orada böyle bir faul mol de verirdi belki ama dedim vermedi. Bizim de işimiz zor. Yani takım biraz birbirine uyum sağlama konusunda sıkıntı çekiyor. Victor Hugo. Pası Flavia. Eto'o ile kaptık. Falcao. Falcao. Eto'o. Ulan Eto'o. Ulan Eto'o. Nasıl vuramadın ona ya? Adam bomboş rahat rahat vuracağı yerde vuramadı ya. Feghouli etkili bir orta açarsa olur diyecektim ama açamadım. Lan adam nasıl aldı o topu? Helal olsun Nurcan. İlk yarı 0-0 bitti. Gençler şunu da unutmayın. Hani gerçek hayatta arada hani hafta arası maç oynadık. Yani takımlar oynadı daha doğrusu. Bir de şimdi hafta sonu oynayacaklar. O yüzden bu tarz skorlar çıkabilir. Sizlerin de bilgisi olsun. İkinci yarıya Galatasaray başladı. Yani Galatasaray o kadar çok top çeviriyor ki. Emrak Baba ile çıkacaklar inşallah. Flavia.
Arda Turan kaptırıyordu ama kaptırmadı. Alırsınız onu. Çok güzel. Bizim Omar. Omar'a attın ya. Çok başka başka yerlere pas atıyorlar var ya, bazen o kadar zorluyorlar ki beni. Bak şimdi Belanda, sen niye koşmadın? Orta sahada sensin. Haydi Taylan. Falcao'ya geçer mi? Geçmez. Falcao'nun koşuyonunu atacaksın sen. Gittin nereye atıyorsun? Fegoli. Çok güzel. Çok güzel çıkıyoruz. Ya Falcao şu topa bir vur artık Allah aşkına ya. Adam sana sadece dokundu diye. Ya adam aynısını az önce bana yaptı ya. Falcao'ya omuz attı. Tam pas atacaktım. Ya bizi olunca sıkıntı yok. Adamlar olunca hemen faul veriyor. Bütün şeyi bozuyor adam ya. Baba bak. Haydi Taylan. Ya arkadaş ya. Maçın başından beri bir maç oynattırmadınız insana. Ne biri topu tutar, ne biri pası atar. Bazen böyle yapıyorlar var ya, hiç anlamıyorum bunları. Yok bir şey, yok yok. Ryan Donk sarı kart. Şuraya bak. Heh, tabii ki ya, sen bizim adamlara uçan tekme bile atsan karşı tarafa sinek dokunsa faul. Şöyle nasıl efsane modu getirmişler de efsane hakem getirememişler arkadaş ya. Bu arada Galatasaray çok etkili geldi. Biz başka şeylerden bahsediyorduk o ara ama Uğurcan Çakır çok güzel çıkardı. Helal. Bo. Görüyor musun? Bak adam nasıl indiriyor benimkini yere. Top oynayamıyoruz. Biz topa dokunmuyoruz gençler. Biz o dokundurtmuyor. İzin vermiyorlar. Hadi bakalım. İnşallah bu maç bir pas atarız. Bir atak yaparız. Hadi. Ya arkadaş salaksınız. Vallahi salaksınız siz ya. Bu kadar saçma. Ben hayatımda maç oynamadım ya. Bu nedir? Adamların gücü yok diye, güçsüz diye mi böyle saçma sapan işler yapıyorlar? Evet, 0-0 bitti. Maç 0-0 bitmedi. Maç rezil rezil bitti. Yani böyle ben anlamadım yani. Bu nasıl bir maç? Neyse, umarım ikinci maç daha güzel geçer. Yani diyecek çok bir şeyim yok gençler. Hemen buradan ayarlayalım. Bir de Galatasaray'ın tarafından oynayalım bakalım. Trabzon tarafından maç berabere bitti. Çok da saçma bir maç oldu. Bakalım bu sefer kimler gelecek? Yani aşağı yukarı
benzer oyuncular çıktı. Şimdi bizde forvet Cagne. Geleceğin oyuncusu. Bizim kalecimiz Okan Koçuk şu an gördüğüm kadarıyla. Aynen. O zaman bizim bir kaleci almamız lazım. Uğurcan Çakır'ı koruma ihtimalleri yüksek ama onunla başlamak zorundayım çünkü kalecim yok. Onlar benden sol açık olduğu için sağ açık olarak Fegoli'yi bence isteyeceklerdir. Hemen Tunç'u da ekleyelim. Bakalım ilk takasımız nasıl gerçekleşecek? Onlar Uğurcan Çakır'ı korudu. Belanda'mı aldılar. Bana da Kaplan'ı verdiler. Güzel. Şimdi bizim ofansif orta saha Emrah Baba var. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle pardon o bizde değil. O diğer tarafta. Bizim orta saha yok. Defansif orta saha var. Yani Galatasaray'ın işi çok zor. O zaman Falcao'yu alacağım. Forvet olsun var. Onlar benden kimi isteyebilir? Fegoli'yi tekrardan isteyebilirler. Fegoli'yi koruyacağım. Yani artık atıp yememeye çalışacağız. Bakacağız bakalım ikinci takas nasıl gerçekleşecek. Falcao'yu korudular. Daha doğrusu karıştı. Ne oldu? Doğru ben Falcao'yu aldım. Pardon. Falcao'yu aldım ben. Onlar benim o diğer düşük oyuncumu aldı. Şimdi ben onlardan kim alayım? Belanda almışlardı benden. Belanda'ya ihtiyacımız var mı? Yok ama kaleci ihtiyacımız var. Uğurcan Çakır'ı tekrardan deneyeceğim. Bu sefer çünkü ben onları alırsam onlara kaleci kalmayacak. Çünkü onlar da kalecisini koruyacaktır. Ben de Falcao'yu koruyacağım. Bakalım kim kazanacak? Hadi bakalım. İkimiz de korumadık. Takas gerçekleşti. Bence benimki bir tık iyi oldu. Hatta şöyle bakalım. Luyendama'nın yerine Türkmen alayım. Galatasaray normal hayatta böyle mi oynuyor bilmiyorum ama şu anki diziliş şekli bu. Yani böyle oynuyorsa siz söyleyin gençler. Şimdi ben bunu değiştirmeyeceğim dedim ama bu şekilde de oynamıyor ki Galatasaray yani. Şunu kanat yapacağım. Seni de bu tarafta bir kanat yapalım. Sol kanat. Falcao'yu buraya çekiyorum. Flo'ya sen burada kal. Senin yerine de Jackney alacağız. Nerede Jackney? Burada. Tamam. Sol açık Ryan Babel. Bir dakika şimdi bunu çözeceğiz. Çünkü Galatasaray istesen bu şekilde oynamaz. Çünkü Fegoli var. Kanat oyuncuları var. Bunu şöyle sol açık yapalım. Ryan Babel. Aynen. Böyle kalsın. Ofansif orta saha içinde Abdülkadir Ömür'ü alalım. Böyle devam etmeden önce orta sahaya tamam. Flavio da defansif orta saha olsun. Başka var mı? Yok. Hadi bakalım. Böyle başlayalım. Vallahi bilmiyorum. Çok acayip bir kadro kurduk. Bilmiyorum neler olacak. Stadyum böyle ve hemen maça başlıyoruz. Evet gençler Trabzonspor Galatasaray draftının ikinci maçına hoş geldiniz. Bu sefer de Galatasaray tarafından oynuyoruz. Bakalım nasıl gerçekleşecek. İlk maçı 0-0 bitmişti. Bak gene aynısı oldu. Niye böyle oluyor bu? Ben anlamıyorum ya. Adama pas atıyorsun. Adam topu tam alacak, almıyor. Böyle sanki hiç top ona atılmamış gibi davranıyor, koşuyor. Babel'den muhteşem bir pas. Etebo. Rindong. Belanda. Marka helal olsun. Flavio. Omar. Fegoli. Pası Cagne'ye. Cagne'den.
Ömer'e, o da Falcao'ya atar mı? Nereye atıyor Falcao'ya? Bizim o top çok güzel, sakin. Jack ne? Omar. Aç ortanı. Ama Fatih Öztürk iyi tuttu. Marko alırsan onu, helal sana Marko. Feguli ile çıkıyoruz. Falco! Falco 1-0, helal olsun. Çok teknik bir kafa vuruşuyla 1-0 öne geçtik. Bakalım ikinci golü bulup rahatlayabilecek miyiz? Haydi çocuklar basın. Takımı bir tık hücuma yönlendirdim. Pereira uzun oynadı ama Marco aldı onu. Marco muydu tam göremedim ama. Olsun. Belanda çıkıyor. Tavares. Baba bak, adam nasıl vurdu omuzu. Faul tabii ki de yok. Abdülkadir Ömür'den müthiş bir fegoliye pas. Saracchi orada. Saracchi'ye fake attık. Tekrardan Omar'a. Ama adamlar çok yakın oynuyor. Fegoli. Fegoli ortası. Jack ne? Jack ne? Vuramadı. Abdülkadir Ömür. Babel. Babel de vuramadı. Top hala. Oha. Oha Emre Kılınç. Oha Emre. Oha canım. Falco. Falco. Kaleci. Müthiş çıkardı. Fegoli alır mısın? Alamadı. Atağımız sürüyor. İlk yarı bitmek üzere ama ikinci golü istiyoruz. Helal olsun Fegoli. Çok iyi geçtin. Ama nereye? Ama nereye? Çok kötü bir orta ya. 1-0. İlk yarı önde kapattık gençler. Trabzon daha bizim kaleye geldiğimi hatırlamıyorum. İkinci yarıya biz başladık. Umarım güzel bir ikinci yarı olur. Cagne. Cagne'den Fegoli'ye. Haydi Abdülkadir Ömür. Girin içeri. Helal olsun Türkmen. Marka. Omar. Pası Fegoli'ye. Fegoli'den Jack niye geçmedi? Top hala bizde. Tabii ki değil. Etebo. Saracchi'den uzun bir Diabate'ye pas. Çok iyi geliyorlar. Çok iyi geliyorlar. İçeri gir, içeri içeri. Helal olsun. Kaptık topu, çıkıyoruz çocuklar. Girin, kaçın. Sağa sola kaçın. Falco 2-0 olmadı. Dışarı. Ama şurada Jackney var ya, o kadar kızdım ki yani zor tuttum kendimi. Adam nereye kaçıyor Allah aşkına? Jackney'in üstündeki mavi tiki görmüşsünüzdür. Hani araya kaçsın diye, onu koşsun diye yönlendirdim. Adam orada tıs 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 yürüyor. Nasıl da kızdım arada ama. Rahatladım vallahi. Haydi. Çok iyi. Babel. Flare. Oha. Oha. Hocam. Ya ata yapan benim ya. Foul diye bir şey yok bu takımda. Dışarı. Yani şu adama yetişemiyorlar ya. Koşturamıyorum adamları. Şuraya bak Allah aşkına. Hangisine bastıysam yakınlaştım diye 3 gelmiyor. 45'i çekiyorum, o gelmiyor. Artık dedim kaleci açıl. Yani o kadar deli ediyorlar ki beni.
Bilmiyorum. Haydi, Flavio. Aşağısı boşmuş. Omar. Fegoli pası offside. Cagne. Cagne, Allah aşkına Cagne. Ben nerede oynuyorum? Sen ta nereye gitmişsin Cagne? Allah seni bildiği gibi yapsın Cagne. Adam nereye kadar gitti ya? Haydi marka. Geçmedi be. Cagne ile bugün hiç sıfır. Yani Allah'tan gerçekten fal... Lan Flavio önünden altından geçti top. Yo ya. Vallahi Japonca konuşacağım artık. Türkçe anlaşamıyorum hakemlerle. Haydi Omar. Cagne. Çok güzel Falcao'ya. Gir içeri Babel. Fake'imi attım. Ama yani ekstra pasım geçmedi. Baskıyı da kuruyoruz ama yani Trabzon o kadar çok top dönüyor ki artık bir ara maçtan kopuyorum yani. Aha penaltı işte. Evet. 1-0 kazandık gençler. Valla zorlandık. 1-0 kazandık. Yani iyi kötü zor bir mücadeleydi açıkçası. Bu bölümü de burada bitiriyorum dostlar, gençler. Skor tahminlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz belirtmeyi unutmayın. Şu an maçın o siniriyle ne dediğimi bilmiyorum. Dediğim gibi skor tahminlerini yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Benim tahminim ben de 1-0 bitebileceğini düşünüyorum. Yani gol atanın kazanabileceği zorlukta bir maç olacak. Çünkü hafta arası oynadılar. Şimdi hafta sonu bilmiyorum. Ekstra bir şey olmazsa maç 2-1'e biter diye düşünüyorum. Ama bakalım göreceğiz. Daha fazla draft videosu istiyorsanız eğer bunu yorumlar kısmında belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun bozanla